Ya, maçı değerlendirmeden önce öncelikle Elazığ halkına binlerce kez şükranlarımı sunuyoruz. Kadın milli takımlarında ilk defa taraftar anlamında bir rekor kırıldı bugün. Şükranlarımı iletiyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Sizler olduğunuz için benim oyuncularım artık sizin de kızlarınız ve muhteşem bir mücadeleyle güzel bir sonuçla hiç gol yemeden yolumuza devam ediyoruz. Yerel yönetime çok teşekkür ediyorum. Sayın Valimizden Gençlik Spor İl Müdürümüze kadar bütün yerel yönetim geldiğimiz günden itibaren inanılmaz bir ilgiyle bizi desteklediler. Son derece mutluyuz. Maçı kazandığımız için zaten ayrıca mutluyuz. Ama dediğim gibi taraftarın olması, sizlerin desteği bizim için paha biçilmez bir gün yaşamamıza sebep oldu. Yani Litvanya analizinde de dündeki basın toplantısında da söylemiştim. Size olarak bizden biraz daha üstün bir rakiple oynayacağız diye. Beklediğimizin tam karşılığını aslında bulduk. Sadece ilk maça başlarken taraftarın bu kadar coşkulu tezahüratlarıyla biraz heyecanlandık. Heyecanımızı geçirmek ve kendi oyunumuzu rakibe kabul ettirmek bir 10-15 dakikamıza mal oldu. Ama onun dışında oyuncularım muhteşem bir performans. Taktik anlamda ne istediysek tamamen karşılığını veren ve karşılığında da golleri bulan bir şekilde maçı tamamlayabildik. Yok, bugün çok öyle top gelmedi ama zaten en başında bizim bazı hedeflerimiz vardı. Bildiğiniz üzere biz seri başıyız. Bu şekilde B ligine çıkacağız. Hedeflerimizin yani en başında bu vardı. Ve gol yemeden bitirmeyi hedefliyoruz. Şu an 2'de 2 gittik. Diğer ay Lüksemburg maçlarında aynı şekilde devam ettirebilmek umudumuz ve devam ettireceğimizi de ben kesinlikle düşünüyorum. Onun için güzel hazırlanacağız. Yani muhteşem bir atmosfer. Gerçekten çok heyecanlandık. Çünkü daha öncesinde bu kadar çok alışkın değiliz desek yeridir. Ama çok güzel ağırladılar bizleri. Ve bunun enerjisi zaten bize geçiyor otomatikman. Ve karşılığını da güzel 2-0'lık galibiyetle verdiğimizi düşünüyorum. Ben de öncelikle Elazığ halkına çok teşekkür etmek istiyorum. Muhteşem bir atmosferde. Zaten hocanın da dediği gibi ilk 15 dakika biz sahada nasıl yani biz neredeyiz olduk bir an. Ama zaten maç boyunca çok üstündük rakipten. Tabii onların size olarak bizden üstün olması yıldırmadı. Zaten hani biz top oynayan, topu çevirebilen bir takımız. Onu yaptığımız sürece de golleri bulduk zaten. İkinci golü bulduktan sonra da rahatladığımızı düşünüyorum. Maç gerçekten yani biz muhteşem bir takım olduğumuzu düşünüyorum ben. Yani hem saha içinde hem saha dışında ve bu da sahaya çok güzel yansıyor. O yüzden çok mutluyum hem burada olmaktan hem de Elazığ halkının önünde muhteşem bir maç sergilemekten. Herkese çok teşekkür ediyorum. Çok mutluyum. İlayda zaten kendi memleketini o kadar seven bir oyuncu ki Elazığ diyor, başka hiçbir şey söylemiyor. Ama nedenini de biz anladık. Buraya gelince anladık. Yani muhteşemsiniz. Elazığ halkı gerçekten çok içten, bayrak aşkıyla yanıp tutuşan, misafiri olabildiğince rahat ettirmeye çalışan bir ilimiz, memleketimiz. O yüzden İlayda'yı şu an daha iyi anlıyorum. İlayda'nın gol atmasından dolayı da aslında hepimiz çok mutlu olduk. Çünkü bütün takım bir ara İlayda'ya çalıştı gördüğünüz gibi. O sırf gol atsın diye. Evet, İlayda'nın o özelliği var. O bizim zaten taktik varyasyonlarımızın arasında olan bir şey. Genelde Didem'i hemen beke atıp İlayda'yı öne atıp İlayda'nın o teknik tarafını kullanıp bitirici özelliğini de çok kullanmak istiyoruz. Maçına göre, dakikasına göre de önde değerlendiriyoruz. O da verdiğimiz fırsatı çok iyi değerlendirdi. Ben kadın futbolunun ülkemizdeki tüm kız çocuklarına iyi bir rol model olabileceğini, kendi hayallerinin peşinden çok rahatlıkla koşabileceklerini, Ece Türkoğlu Amerika'da futbol bursuyla okuyan, Karadeniz Ereğli'den çıkmış, yetişmiş ama inanılmaz yetenekli, aynı zamanda da okullarını, dersinde muhteşem başarılı bir öğrenci. Çok gurur duyuyorum. Selda keza öyle, inanılmaz derecede yetenekli beden eğitimi öğretmeni. Okuluna gidiyor, kendi öğrencilerini yetiştiriyor. Aynı zamanda da milli takıma hizmet ediyor. Bu takım çok özel bir takım. Bu takım çok sahiplenilmesi gereken, desteklenilmesi gereken bir takım. Toplumsal cinsiyet eşitliği diye baktığınız zaman en iyi örnek bence futboldan verilmeli. Biz de bunu bugün biraz olsun seyircilerimizle yansıtabildiğimiz için çok mutlu ve çok gururluyuz. Kendi arkadaşlıkları o kadar güzel ki, bizim kadın futbolundaki en güzel şeyimiz bence sürdürülebilir olmamız. U15 milli takımındaki oyuncum, İlayda benim ilk U15 milli takımda teknik direktör olduğumun kadrosundaki oyuncu, Ece ile beraber.
Ve şu anda birlikte A takımda beraber bu yolu devam ettiriyoruz. Çok sürdürülebilir olduğumuz için yıllardır, 15 senedir birbirimizi tanıyoruz. Tamamen aile, tamamen arkadaşlık üzerine kurulu. En kötü günü birlikte yaşadığımız için mutluluğu da inanılmaz güzel paylaşıyoruz. O yüzden de heyecanımızı ben toplantıda, genel toplantıda kızlara sadece şunu söyledim. Yaralarımızı o kadar güzel sardık ki şimdi artık seyirciyle buluşma zamanı dedim. Onlar da sağ olsunlar bu heyecanlarını bastırıp kendi ülkeleri için en iyisini yapmaya çalıştılar. Öncelikle vatanın her yeri bizim için çok kutsal. Hiç de korkmadık. Başımıza bir şey gelecekse her yerde gelir dedik. Ama burayı da başkanımız ve yönetim kurulumuz çok ısrarla istedi. Elazığ'ın inanılmaz güzel bir stadyumu var. Şehir buna hazır denildi ve o şekilde karar verildik. Bir sonraki durağımız Çorum. Anadolu'ya gideceğiz. En son durağımız da Mersin. Mersin'de gayet bilinçli bir şekilde tercih ettik. Oradaki halka bir nebze olsun umut aşılamak, onları bir nebze olsun mutlu etmek istiyoruz. O yüzden tercihlerimiz çok düşünülerek, üstünde durularak tercih ettiğimiz şeyler. Kızlarımın bir tanesi de biz tedirginiz demediler. Çünkü onlar hem güçlü hem de bu vatanları için, memleketin her toprağını onlar için değerli olduğu için çok rahat bir şekilde geldik. Çok güzel bir ortamda da devam ettiriyoruz ve gideceğiz. Gelirsek de maç kısmına gelirsek de 2'de 2 yapmadık. Tabii ki çok önemliydi. Seri başı başladığımız grupta aynı şekilde lider olarak devam etmek istiyoruz. Biz kızlarla 3 ay öncesinde yapmış olduğumuz hazırlık kamplarında hedeflerimizi zaten belirlemiştik. İlk 15 dakika kesinlikle golü bulacağız. Presle başlayacağız ve gol yemeden maçı bitireceğiz demiştik. İki maçta da bu hedefimize ulaştık. Şimdi hedeflerimizi devam ettirmek için Lüksemburg deplasmanı ve içeride Lüksemburg başı. Ardından da Gürcistan ve Litvanya deplasmanıyla sezonu bitireceğiz. Ama dediğim gibi bu takım hedefleri olan, kadın futbolunun tanıtım ve bilinirliği içinde gönüllü olarak çalışan bir takım. O yüzden mutlaka bu hedeflerimizi devam ettirerek seriyi bitireceğiz.